Bugün uyum bozucu başa çıkma modlarına genel bir bakış yapı sunacağız ve bu modlardan aşırı telafiyi konuşacağız. Konuğumuz psikiyatr Arzu Erkan Yüce ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş ee, daha önce de bu konuları konuşmuştuk evet. Sayın Yüce sizinle. Uyum bozucu başa çıkma modlarını, tedavi yöntemlerini. Ee, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Neydi bu modlar acaba? Ee, genel olarak önce bir anlatabilirseniz sonra detaylarına geçelim. E, itaat, teslim, kaçınma Ve e, aşırı telafi Şeklinde tanımlıyoruz Aslında e, bunu biz bilgisayar davranışı e, Terapide de çok anlatırız e, Savaş, kaç Ya da ölü taklidi yap e, Şeklinde üç tür yanıtı var aslında Organizmanın, canlıların e, Bu bizim hayatta Kalmamızı sağlıyor İşte Bir saldırı karşısında eğer ki Baş edebilecek güçteysek e, Biz de karşı saldırıyla ee, karşılık verebiliriz ya da güçlü olduğumuzu düşünüyorsak ya kaçarız. Ya da e, kaçacak fırsatımız da yoksa organizma kendisini e, standbaya alır. Hani televizyonu kapatırsınız da tam kapanmaz böyle e, e, bir evet, ışık evet. yanar, o şekilde bir moda alır. Yani yere düşüp bayılabilirsiniz, tamamen kalp atışlarınız zayıflayabilir, hatta idrar düşkü bile kaçırabilirsiniz böyle Hı -hı. bir durumda Hı -hı. E, bir baygın mod olur. Bu durumda da e, hani size saldıracak olan canlı sizin ölü olduğunuzu düşünüp hatta o pis kokulardan dolayı sizden uzak. Evet. Evrimsel olarak baktığımızda biyolojik olarak zaten içimizde hepimizin bazı durumlar karşısında işte savaşma, saldırma ya da e, dona kalma hı hı. şeklinde bir savunma mekanizmalarımız oluyor. Bunun e, daha e, artık ikili ilişkiler içerisinde, medeniyetle birlikte de, sosyal yaşam içerisinde de gelişmiş versiyonları bizim başa çıkma mekanizmaları dediğimiz modlardaki bahsettiğimiz kavramlar. Evet. Ee, bunlar e, yaşadığımız sıkıntı verici durumlar Hı -hı. ya da karşımıza çıkan engeller ya da Hı -hı. günlük hayatı idame ettirmek için kullandığımız başa çıkma mekanizmaları. Hı -hı. Biz ne zaman terapide bunlarla ilgilenmeye başlıyoruz ya da ne, ne zaman bunlar sorun haline dönüşüyor? Bunlar çok basma kalıp kullanıldığında yani sürekli düşüp bayıldığınızda ya yani da sürekli saldırdığınızda sürekli her şeyden kaçtığınızda. Ee, o zaman hayat çekilmez hale gelir. Evet. Ee, biz o zaman bunlarla ilgili detaylı konuşmaya başlıyoruz. Hı -hı. Ee, teslim olma, kaçınma ve aşırı telafi. Evet. Bunları daha önce de konuştuk ama bugün bir kez daha detaylandırmak istiyoruz. Ee, duygusal açıdan acı verici deneyimler yaşadığımızda bunlardan birini seçiyoruz, teslim oluyoruz, kaçınıyoruz, Hı -hı. aşırı telafi e, yoluna gidebiliyoruz. Herkes için geçerli hı hı. olduğu kadar bazıları için fazlasıyla geçerli. Hı hı. Bu yollar nasıl gelişiyor acaba? E, öğrenme modelleriyle ilişkili aslında e, pek çok şeyi e, ya model alarak, ya gözlemleyerek, ya taklit ederek, e, ya işte aynen nöronlarımızla e, çok fazla tanık olduğumuz için içselleştirerek bir tür kopyalama gibi düşünebiliriz. E, ya da deneyimleyerek. Öğreniyoruz. Bir takım şeylerin e, olumlu sonuçları varsa, e, o davranış pekişir. İstenmeyen hı hı. sonuçları ortadan kaldırıyorsa, o davranış yine. E, pekişir yani işte bu ortam sıcaksa ve ben klimayı açıyorsam e, ve burası serinliyorsa benim klimayı açma davranışım artar evet. ama klima çalışmıyorsa e, bir süre sonra e, elim klimanın kumandasına gitmez evet. e, çünkü bir sonuç almıyorumdur İşte bütün bu başa çıkma mekanizmaları da deneme yanılma yöntemiyle ya da gözlem yöntemiyle denenir ve bir, çek, bir şekilde bizim çıkarımızaysa hı hı. iyi geldiğini düşünüyorsak ya da zannediyorsak onu artık bir prensip olarak benimseriz tekrar etmeye devam ederiz. Örneğin bir olay karşısında teslimde ne vardır boyun eğme itaat uyum sağlama vardır birçok konuda uyumlu boyun eğen, itaat eden bir yapıdaysanız ve bu övgü aldıysa, bunun karşısında zarar görmediyseniz teslim olma davranışınız pekişir. Hı hı. Ya da korktuğunuz, çekindiğiniz durumlardan uzak kaldıysanız işte ne bileyim öğretmen sizi kaldırmasın diye masanın altına saklandınız ve işte öğretmen de kızgın bir öğretmen. Yanlış bir şey söyleyince sizi ...eleştiriyorsa ağır bir şekilde ya da şiddet uyguluyor diyelim ki... E ...siz de bu olaydan kaçılmış olduğunuz bu şekilde. Ne oluyor? Kaçınma davranışının işe yarar bir şey olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Her şeyi de uygulamaya başlıyorsunuz. <laughs> ya da sürekli parmak kaldırıyorsunuz, ben 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 diyorsunuz. İşte e, hep siz söz alıyorsunuz, hep yüksek not alıyorsunuz. Hmm, işte hep ben 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 demek çok iyi bir şeydir. <laughs> Bunu her yerde uygulayayım. Ya yani çok temel, basit şeylerde uygulamakla başlıyor... Hı hı. Sonra pekişe pekişe gidiyor. Ama şunu da söylemem gerekir ki genetiğimiz çok önemli. Ee, hangi genetik yapıyla doğuyorsak bunların bazılarını uygulamaya daha yatkın hı. oluyoruz. Hı hı. Ee, bazılarını seçmeye daha yatkın oluyoruz. Mizacımız biraz belirliyor. Fakat şöyle anlaşılmasını da istemem. Hani bir insan bir konuda teslimciyken her konuda teslimci olmuyor. Ee, bunlar bir konuda bir şemamıza teslim oluyorken bir duruma... Bir başka şemamızda aşırı telafiyi kullanıyor olabiliriz o şemamızın bize söylediği şeyle baş etmek için. Evet o zaman tek tek tekrar konuşalım evet. teslim olma modunu biraz daha açalım. Teslim olma modunda nasıl e, davranılıyor acaba neden kaynaklanıyor neden o tercih ediliyor nasıl giriyor yaşamamıza? -hı. -hı. Bizim daha önceki ilk programlarımızda bahsettiğimiz şemalarımız vardı. Şemalar bizim işte kendimizi hayatı, dünyayı anlama için kullandığımız kalıplar, kalıp yargılarımızdı işte bize bir takım şeyler söylüyordu. Örneğin işte hayat tehlikelidir, insanlar güvenilmezdir, işte başarısız olursan dışlanırsın, güzel olmazsan kabul görmezsin gibi bir takım böyle kurallar oluyor. Şimdi bu şemalarımızın bize söylediği şeyler tabi tatsız, sevimsiz. Çünkü bunların sonunda da genelde şuna çıkar, işte sen değersizsin, sevilmezsin. Yalnız kalacaksın kimse seni istemeyecek Hani bu bütün senaryoların 3 aşağı 5 yukarı sonu buralara çıkıyor Tabi bunlar katlanılmaz şeyler Bir insanın önemsenme, sevilme, sayılma ihtiyacı çok temel ihtiyaçlar bunlar Dolayısıyla bu şemalarımın bana söylediği şeylere katlanabilmek için ben bunları değiştirmeliyim Değil mi buna karşı çıkmalıyım İşte bazı insanlar teslim olurlar bu şemalarına Nasıl? bunu öyle olduğu gibi kabul eder ki evet ben zaten çirkinim der. Evet hmm. ben zaten başarısızım ben zaten cesur değilim ki der. Baştan kabul eder ve meydan okumaz evet. bu şemalarını ve bunu değiştirmek için bir şey yapmaz. Hatta buna uygun davranır. İşte ee, ne bileyim bir projede çok güzel bir fikri vardır toplantıda ama ben aptalın tekiyimdir kim benim söylediklerimi itibar eder ki diye düşündüğü için ya da bana gülecekler şimdi bunu söylersem diye düşündüğü için o fikrini söylemez. Beş dakika sonra aynı fikri birisi söyler büyük alkış alır işte Hı -hı. o kişi terfi alır işte yeterince akıllı olsaydım zaten o fikri söylerdim fikri bile söyleyemedim gördün mü aptalın tekiyim der yani Hı -hı. E, hem söyleyemedi fikri. Hem söyleyemediğinden dolayı düştüğü durumu da yine aptallık olarak nitelendirdi. Bir kısır döngü gibi. Hı hı. E, burada işte teslim olmuş oldu şemasının söylediği şeye. Şunu yapmadı. Ya evet benim şu anda bunu söylersem eleştirilme riskim var. Bana gülebilirler. Ama e, alkışlayabilirler. E, ya da çok e, kötü bir sonuç bile olsa ben buna dayanabilirim. Hı hı. E, fikirler böyle gelişir. Hı hı. Diyemez. Ya da e, herkesin her fikri değerli mi canım? Geçen günde filan canın fikrini beğenmemişlerdi ama e, o e, bununla ilgili çok üzülmedi, yıpranmadı, hayatına devam etti gibi. Böyle alternatif düşünceleri pek düşünemez. İlk aklına gelen en olumsuz hı hı. yargılara... E, Teslim olur ve buna göre davranır. Ama şöyle bir durum yok mu? Yani teslim olma davranışını sürdürdüğünde bir insan bunun işe yaramaması, hayatını evet. devam ettirme konusunda işe yaramaması söz konusu. Evet. Bir noktada onu değiştirme ihtiyacı duymuyor mu? Bunu sürekli yaşıyorum demiyor mu hani vazgeçemiyor mu? Nedir onu durduran? Şahane bir soru. Şimdi bize geldiğinde birçok danışanımız şöyle söyler. Bunun saçma olduğunu biliyorum ama alıkoyamıyorum kendim bunu yapmaktan ya da biliyorum aptalca, biliyorum yanlış, biliyorum işe yaramıyor ama ...bundan başka türlüsünü beceremiyorum diye. Çünkü bunlar aslında bu şemalarımız... ...ve başa çıkma stillerimiz... ...bizi bugüne kadar korumuş ve hayata... ...hazırlamış olan şemalarda... ...bir hmm. biçimiyle. Yani şeyi düşünün çok küçüksünüz... ...işte bebeğin yaşantılarınızı düşünün... ...belki çok kötü bir ev ortamında büyüdünüz... ...belki çok kötü öğretmenlerle... ...akran zorbalığıyla ya da... ...zor bir hayat, savaş, travmalar... ...bir sürü şey gelmiş olabilir başınıza ve... ...bu teslim modunuz... ...sizin e, bunların içinden sıyrılıp gelmenizi sağlamış. Yani öyle kolay kolay da vazgeçilebilecek şeyler değil. Hmm. E, ve hayatın birçok alanına yaygın olduğu için kişi... ...neyin bu mod olduğunu, neyin teslim olmak olduğunu... ...neyin akıllıca bir seçim olduğunu fark edemeyebiliyor. Hı hı. Şöyle de düşünebilir çünkü o toplantı örneğinden gideyim. Hmm, Ayşe söylediği için patron onun fikrini beğendi. Ben söyleseydim beğenmeyecekti. Hı hı. Çünkü geçen gün bana şöyle demişti diye. Kişiselleştirebilir, e, akıl okuma yapabilir, olumluyu görmezden gelebilir. Yani bir takım bilissel çarpıtma dediğimiz çarpıtma ve kuralları da oluyor. Yani oradaki gerçekliği şöyle göremiyor. Ha ben de söyleseydim iyi olacakmış. Ne güzel. Bunu bir dahaki sefere ben de söyleyeyim diyemiyor. Evet. Çünkü orada da ben söylesem böyle olurdu veya o çok güzel ifade etti. Ben söylesem terlerdim kekelerdim. Böyle iyi ifade edemezdim. Kesin benimki kabul olmazdı diyor. Yani o şema o kadar güçlü ki ona inanç o kadar güçlü ki hemen başka bir perspektiften bakış açısından bakmak mümkün olmuyor. <laughs> o yüzden de şöyle diyebiliyor. Oh oh en azından o stresi yaşamadım. Ne gerek var? Bir sonraki sefer yaparım Böyle diye Böyle bir fayda sağlıyor. Evet. O stresi yaşamamak, yaşamamak. mesela anladım. Ee, peki kendimizde ya da başkasında teslim olma modu olduğunu nasıl fark ederiz? Mümkün mü bu? Ee, nasıl üstesinden gelir? Ee, bizim e, hani nedir psikiyatriye ya da terapiste getiren şeyler? Kişilerin yaşamlarında iş, özel yaşam işte... Ee, ...ruhsal durum, kendini iyi hissetme, bedensel sağlık gibi birçok alanda bir tanesinde ya da bir birkaçında bir sorun ortaya çıkar e, ve bize gelir. Bize geldiğinde biz işte kişinin sorunlarını anlamaya çalıştığımızda e, tespit edebiliyoruz bu e, hangi başa çıkma mekanizmalarını kullandığını e, teslim modunda e, kişiler kendilerinden çok kolay vazgeçiyorlar hı hı. E, bağımlı özellikler gösterebiliyorlar e, ve ee, hayatlarında e, gerçekleştirmeyi isteyip de gerçekleştirmedikleri pek çok şey olduğunu e, gözlemliyoruz. Hı hı. E, depresyon, kaygı bozuklukları çok eklenebiliyor. İlişki sorunları çok eklenebiliyor. Hı hı. E, hayır diyememe, kendi istediklerini yapamama, kendileri yok gibi hı hı. oluyor. Çok ciddi duygusal yoksunluk hissediyorlar. Kimse onları anlamıyor, görmüyor, görülmez hissedebiliyorlar. Buralardan fark edebiliriz. Peki nasıl bir tedavi süreci var? Ee, tedavi sürecinde aslında işte tıpkı burada konuştuğumuz gibi bütün bu programlarda konuştuklarımızı ...aktarmaya çalışıyoruz. Bir takım kitaplar var, onları öneriyoruz. Bununla ilgili... şema terapiyle ilgili kitapları önerebiliyoruz. Ve bu programları... ...çok takip ediyorlar, dinliyorlar. Bunlar bir farkındalık oluşturuyor. Aa ben bunu bunun için yapıyormuşum... ...şunun adı da şuymuş gibi. Hı hı. Ve en önemlisi kişiler temel... ...gereksinimlerin ihtiyaçlarını fark ediyorlar. Yani ben işte karnım acıktı... ...yemek yiyeyim, susadım, su içeyim dışında... ...ben bir insan olarak... Çocukluğumdan beri şu 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 ihtiyaçlara sahipmişim ama şunlar şunlar karşılanmamış. Benim şimdi bugünkü hayatımda ihtiyaçlarım ne? Hı hı. Nereye varmak istiyorum? Hedeflerim, değerlerim, almak istediklerim neler? Bunları bir fark ediyoruz beraberce. Sonra bunlar için küçük davranışsal deneyler yapıyoruz. Nedir bu davranışsal deneyler? İşte cesaretle ilgili bir... E, hamle gerekiyorsa Bununla ilgili bir küçük şey tasarlayabiliyoruz işte yani öyle bir şey ki Birine gidip adres soramamak da e, Bir e, Durum olabiliyor yani ben evet. kimseye adres Soramam e, işte bir e, Bankaya giderim işte Memur bana imza at der, elim titrer, imza atamam gibi. Yani çok basit şeylerde bile insanlar çok e, büyük problemler yaşayabiliyorlar. Üstelik de bu herkesin çok kolay yaptığı şeylerde yapamadıkları için bir de bunun utancını hissediyorlar. Kusurluk şeması da olabiliyor. Hı hı. O yüzden en yapılabilir olandan başlayıp küçük küçük testler yapıyoruz. Yap bakalım şunu, bununla ilgili stresin ne kadar artacak? Hı hı. İşte sonra bu e, da, e, deneyden Sonra neler hissedeceksin? Bak bakalım sıkıntın azalacak mı? Başarmışlık duygun ne kadar artacak? Bunu yapabileceğine inancın ne kadar artacak diye. Hatta böyle puanlayarak ödevler tasarlıyoruz, egzersizler tasarlıyoruz ve kişiler bunları denemeye başlıyorlar ve denediklerinde şunu görüyorlar: Bunu daha önce neden yapmamışım? Aa ben bunu yapabiliyormuşum hayır mesela şey yapabiliyoruz işte misafir gelecek normalde ay çok ayıp olur işte ben misafiri hayır gelmeyin uygun değilim diyemem diyor ama evde şartlar müsait değilken ağırlamaya çalışıyor ve bu evdeki herkes de bir gerginlik yaratıyor diyelim ki şey diyoruz hani misafiri kabul ettikten sonra eee Ara ve uygun olmadığınızı bir acil durum geliştiğini düş, söyle ve iptal et. Hani evet. buraya kadar gidebiliyoruz. Hani illa ki e, gerçek yaşamın içerisinde çok büyük e, hamleler yapmamız gerekmiyor. Önce küçük küçük daha kabul edilebilir olandan başlayarak hayır demeyi, daha yeni şeyler denemeyi test etmeye başlıyoruz. Ve e, küçücük bir olayda yaşanan bir değişim büyük bir ışık oluyor. Ve daha cesur hamleler yapmaları için kişileri yönlendiriyor. Katılma davranışına dönelim, bir başka başa çıkma, Biçimi, bu nasıl gelişiyor ve tipik davranışları nelerdir kaçınmayı tercih eden kişinin? Kaçınma e, okula gitmek istemediğimizde karnımızın ağrıması <laughs> gibi birçok bir şey özelliği var. İşte yapmak istemediğimiz, yapmaktan korktuğumuz, başımıza kötü bir şey geleceğini düşündüğümüz için hani böyle e, sıvıştığımız durumlardır hı hı. aslında bizi. E, tabii ki bu da birçok şeyle karşı karşıya gelmekten korur. Üstelik avantajı da olabilir. İşte ödev yapmazsınız ama işte orada e, hemen bir arkadaşınızdan kopya çekip doldurursunuz onu. Hı hı. Ne oldu ödevi yapmış gibi oldunuz. E bu davranışınız pekişir. Şimdi ben niye ödevi yapayım ki? Yani şimdi arkadaşımdan böyle alı veriyorken kopya çeki veriyorken gibi. Çok basit şeylerle başlıyor kaçınmalar. Tabii avantajlı görünüyor. E, sorun ne? Sorun işte kaçınmasaydın ne olacağını görememiş oluyorsun evet. ve o davranışının sonucunda öğreneceğin şeyi de öğrenememiş oluyorsun. Yani bir kere öğretmenin belki sana işte olumsuz bir puan verir ama sen çok disiplinli bir şekilde ders çalışmayı öğrenirsin, ödevlerini düzenli yaparak diyelim ki ve de bu senin hayatta öz disiplin sahibi olmanı sağlayacak olan bir yöntemdir. Bu kere sen neyi öğrenmiş oluyorsun? Disiplinsizliği öğrenmiş oluyorsun. Peki bu disiplinsizliği işte o zaman e, işe geç gitme, e, evle ilgili sorumlulukları yerine getirmeme e, ya da işte diğer insanları kötüye kullanma şeklinde de e, devam ettirebilirsin erişkin hayatında. E, kaçınmalar bir takım olayları yapmaktan uzaklaşmak olduğu gibi bir de başka bir türü var kaçınmaların içsel kaygı sıkıntılarımızdan ya da Çözemediğimiz meselelerimizden kaçınmak için e, kendimizi uyuşturmayı da seçebiliriz. Çok çalışmak, e, sürekli şikayetlenmek, hı hı. E, hep başka konulardan bahsetmek, çok eğlenceli kiri olmak hı hı. gibi, başkalarını konuşmak hiç kendini konuşmamak gibi, bu tür yan e, yollarda var aslında kaçınmalar hı hı. yaptığımız. Epey farklı çeşidi var farklı evet. davranış şekli var peki karıştığı oluyor mu başka sorunlarla bir takım kişilik bozukluklarıyla olabilir neye yakın bu durum? Ee, aslında birçok şeyi yanına alabiliyor. Şimdi biz tabi böyle e, kavramlardan bahsetmek zorundayız. Neyden bahsettiğimizi anlamak için ortak bir şeylerden bahsederken yani bir şeye kitap diyoruz, bardak diyoruz ama yüz çeşit kitap tipi var, yüz çeşit bardak türü var. E, şemalar, modlar, işte başa çıkma mekanizmaları diye böyle. E, ayrı ayrı tanımlasak da bunlar çok iç içe de geçiyor, birbirine de benziyor, yanına öbürünü de alıyor mutlaka. <laughs> hani onu da söylemek istedim. E, kaçınmalarda mesela depresyonu, kaygıyı, bağımlılığı çok fazla görebiliyoruz kişilik bozukluğu dediğimiz şey tabii şimdi şemalarla çalışırken bir süre sonra görmeye başlıyorsunuz. işte ne bileyim borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu gibi böyle işte kişilik bozuklukları çoğaltılabilir. Bir süre sonra aslında hem ona hem ona benzediğini hem onunla hem onunla ilişkili olduğunu görebiliyoruz ya da bir kişilik bozukluğu ile ilgili özellikleri düzenlemeye başladığınızda diğerleri de düzelebiliyor <laughs> ee, ama tanık kategorilerine ya da isimlere Biraz ihtiyacımız var sınıflayabilmek için. Hı hı. Ee, olumsuz kişilik özelliklerini de birlikte çok görüyoruz tabii bu başa çıkma mekanizmaları ile birlikte. Ama tabii çok net sınırlar koymak çok mümkün hı. değil. bunlar yani Bunda şu arası. olur şunda da şu bozukluk olur teslimcilerde kesin bu olur gibi böyle kalıp yargılarımız maalesef. Maalesef değil aslında iyi ki de belki yok çünkü e, modern dünya şuna doğru da gidiyor biz e, özellikle psikiyatri tabii çok soyut da bir branş hani bir kemik kırığı gibi değil. hani bir röntgenini çekip de bakacağınız ölçeceğiniz bir şey değil e, terapi odasında iki kişinin karşılıklı etkileşimiyle de ortaya çıkıyor birçok şey tetiklenmelerle de saptıyoruz e, ilmek ilmek dokuyarak gittiğimiz bir şey değil günümüz yaklaşımları daha çok transdiagnostik yaklaşım dediğimiz tanılar üstü tanı, bir hı hı. yaklaşımı kabul ediyor. Yani e, depresyonun içinde anksiyete de var, onun içinde bir miktar bağımlılık da var. Hı hı. İşte panik bozukluk dediğimiz şey aslında biraz obsesif kompulsif bozukluğa da benziyor. E, bazı psikotik bozukluklar neredeyse obsesif kompulsif bozuklukla benzeşiyor gibi. Evet. E, yani e, burada Etiketlemek ve hmm, sende bu var tedavisi de şu gibi bakmak yerine şuna benziyor buna benziyor kabaca şu grup e, sıkıntılar var bunlar da şöyle davranışsal sonuçlara yol açıyor kişi de böyle duygusal sorunlara yol açıyor biz şimdi düşünce yapısını nasıl değiştiririz davranışları nasıl değiştiririz böylelikle duygulanımı nasıl değiştiririz ona bakmaya çalışıyoruz. <laughs> Kaçınma davranış, davranışının üstesinden nasıl geliniyor? kaçındığımız şeyleri tespit ederek neyin kaçınma olduğunu fark ederek tabi açık kaçınmalar çok açık oluyor işte davetlere katılmıyor bazı şeyleri erteliyor son dakikaya bırakıyor bu tür durumlarda işte yine üstüne gitme egzersizleri yapıyoruz küçük deneyler planlar yapıyoruz bunları ufak ufak uyguladığında kişi sonuç aldıkça biraz önce sizin sorduğunuz hani kişi bunları niye değiştirmez diyorsunuz ya şöyle olmaya başlıyor. Aa böyle çok güzelmiş. Bu bana özgüven getirdi. Ben yeni insanlar tanıdım oraya giderek, kaçınmayarak kendimi çok özgüvenli hissettim gibi. Sonuçlar ee, elde etmeye başlıyor. Bu sonuçlarda tabii ki ...çok iyi gelen sonuçlar. Neden bunlardan vazgeçsin ki? Şunu şunu anlama fırsatı Benim oluyor. Benim o soruyu sormamdaki amaç aslında teslim olma ile ilgili özellikle. Evet. E, şimdi kaçınma işe yarar bir şey gibi görünüyor. Hani evet. dediniz ya avantajlı. Ya da aşırı telafi bazı açılardan hmm. işe yarar. Ama teslim olma hayatı daha da zorlaştıran... ...hani çok hmm. işe yaramayan bir şey ya. Hmm. O yüzden neden vazgeçemiyor evet. diye. Özellikle onun için e, merak ettim doğrusunu isterseniz. Aslında işte hepsinin gizli kazanımları var. Hani kaç hmm. Kaçınmada böyle çok görünür bir kazanım var gibi görünüyor ama aslında bir kazanımı yok. Hı hı. Yani o an kazanıyorsunuz diyelim ki o olayda ama her şeyde kaçındığınızda hiçbir şeyde ilerleyemezsiniz ki. Hı hı hı. Yani hiçbir aşama kaydedemezsiniz ya da e, sürekli kaçmak zorunda olmak Kafanızı sürekli buna yormak bununla ilgili planlar yapmak hani spontanlık yok spontan haz yok kendinizi bırakabilme yok anda kalma yok hepsi aynı aslında. <laughs> hani birazdan konuşacağız aşırı telafi dedi biri diğerine üstün değil teslimde kişi de e, o e, zannettiği güvenli sularda kalıyor ya <laughs> yani orada bir hareketsiz kaldı ölü taklidi yaptı. Diyelim ki işte bir hayvan kendisine saldırdığında örneği verdim ya. E, ama artık tehlike geçiyor gidiyor ama sen sürekli ölü taklidi modunda yaşıyorsun hayatını. Evet. Hayatını yaşayamıyorsun. E, o, onun bir anlamı yok. Hani ne zaman tehlikenin geçtiğini fark edememek gibi bir şey. Üçüncü başa çıkma modu da aşırı telafi. E, nedir aşırı telafi? Sıklıkla nasıl görülür? Aşırı telafi de işte bu bizim şemalarımızın bize şöyle söylediği şeylerin. Aksini ispat etmeye dönük yaptığımız şeylerdir. İşte e, başarısızlık şemamız varsa başarılı olmalıyım, çok çalışmalıyım. Değersizlik e, şemamız varsa çok değerli olmalıyım, çok kibirli olmalıyım, çok büyüklenmeliyim. E, başkaları bana kötülük yapar, insanlar bana zarar verirler gibi bir şemam varsa... E, ...kuşkucu olayım, aman her şeyi hesap edeyim ki... ...işte beni kandıramasınlar, tongaya düşmeyeyim diye sürekli bir e, alert olma hali... <laughs> ...işte e, bir eksik yapmayayım, yanlış yapmayayım, dışlanırım, kabul edilmem... ...eleştirilirim, sevilmem gibi şemalarımız varsa... ...her şeyi kontrol edeyim hayatta başımıza bir şey gelmesin... ...ya da dayanıksızlık şemanız varsa işte her şeyin önlemini alayım ki... E, ...kötü bir felaketle karşılaşmayayım diye... Ya da çok zorbalıkla büyüdüysek, zarar gördüysek, taciz, tecavüz, incitilme, kötü muamele görerek büyüdüysek e, ailemizde ya da okulumuzda bir ilişkinin içinde. O zaman işte hani dövülen değil döven olayım, agresif Hı -hı. davranayım ki kimse bir daha artık bana bunu yapamasın Hı -hı. E, ya da işte e, artık daha da derin kişilik hasarlarında işte yalan, dolan, hile, zorbalık etik değerlerden yoksun bir şekilde diğer insanları kullanmam hı hı. daha çok ağırnarsizmde ve e haklılık şemasında zorba haklılıkta gördüğümüz başa çıkma mekanizmalarını geliştirebiliyoruz hı hı. kabaca böyle gruplayabilirim giriş olarak peki nasıl fark ediyoruz dönüp kendimize baktığımızda ya da çevre öncelikle kendimizde nasıl fark ederiz hı hı. onu konuşalım hı hı. sonra başkalarını konuşalım hı hı. isterseniz hı hı. Yine işte ilk e, kısımda da söylediğim gibi kişinin e, karşımıza bizi getiren sorunlar ya da yaşamındaki ana problemler ne? Mesela kişiler bir bunları yazabilir. Ben ne yapmak istiyorum? Hedeflerim neler? İşte e, ihtiyaçlarım neler? Peki ben şu an ne yapıyorum? Yani bu hedeflere, ihtiyaçlara erişmeye benim şu yaptıklarım yardımcı oluyor mu? Ya da benim basma kalıp davranışlarım var mı? Ben hep şey söylerim danışanlarım da anlatırken işte. Üçgen kare daire üçgen kare daire yani okulda sorarlar ya hı -hı, daire sonra hı -hı. ne gelecek üçgen ya yani bu bir örüntüdür hı -hı. bir süre sonra insanların yaşamında şu kalıbı siz de görürsünüz terapist olarak kendileri de görmeyi öğrenirler bunları özellikle okudukça araştırdıkça ya ben şu tip adamlara gidiyorum şu tip hı -hı. kadınlarla beraber oluyorum iş yerinde hep şu gibi sorunlar yaşıyorum İlişkilerimde hep böyle sorunlar yaşıyorum gibi basma kalıp davranışlarını ya da yaşantılarını tespit ederiz etmelerini sağlarız bir de bunları yazdınız diyelim ki peki şimdi biraz daha geriye gidip bu davranışlarınızın kökeninde ne yatıyor onları da anlayabilirsiniz yani. Kötü muamelemi mi gördünüz Sevgisiz mi kaldınız Çok ağır mı eleştirildiniz Fakirlik mi yaşadınız Göç travması mı yaşadınız hı hı. Başınıza hangi hikaye geldi Ya da anne babanız ebeveynleriniz Size bakım verenler öğretmenleriniz Nelere tanık olduğunuz Nasıl baş ediyorlardı olaylar Bir de bunları kabaca gruplarız Bu bizim bir harita çıkarmamızı sağlar Yani ben ne olunca Ne düşünüyorum hı hı. Ne gibi duygular hissediyorum Sonra bu duygu ve düşüncelerin beni yönlendirmesiyle ne şekilde davranıyorum ve bu davranışların kısa vadeli sonuçları ne oluyor? Uzun vadeli sonuçları ne oluyor? Bunları bayağı böyle sayfa sayfa yazabilir insanlar, harita çıkarır, kroki çıkarır gibi. Sonra bir bakmak lazım. Bu davranışlar beni hani ilk başta söylediğim hedeflerim, değerlerim, İsteklerim, ihtiyaçlarıma ulaştırıyor mu ulaştırmıyor mu hı hı. yani şimdi ben diyelim ki değerli hissetmek istiyorum ilişkilerimde sevilen değerli biri gibi hissetmek istiyorum ama değersiz e, olmaktan da ödüm kopuyor Evet Dolayısıyla önüme geleni aşağılıyorum kibirli davranıyorum hep kendimden bahsediyorum hep kendimi övüyorum hiç dayanışmıyorum yardımlaşmıyorum Peki günün sonunda ben çok önemli bir insan görünmüş oldum Evet ama yalnız kaldım Hı hı. Ama o sevgiyi alamadım. İnsanlar benden korktu, çekindi, beni belki erişilmez gördü, belki eleştirdi. E benim burada çıkış noktam değerli hissetmek değil miydi? Hı hı. E ben buna ulaşmadım. O zaman benim değerli hissetmek adına geçmişten bugüne yapa geldiğim şey şu an benim işime yaramıyor. Vaktiyle işime yaramış olabilir bazı yerlerde hı hı. ama şu an özellikle yıkıcı oluyor özellikle de yakın ilişkilerimde diyebilir kişi hı hı. bu e, aşırı telafi modu herhalde kişi için biraz farkına varması zor bir mod diye tahmin hı hı. ediyorum hani hı hı. ...diğer modlarda daha kolay anlaşılabilir de... ...işte kabul etmek onu... Yani ...ben değersiz olmaktan korkuyorum... Hı -hı. ...cümlesini kurabilmek... ...bunun farkına varabilmek zor... Hı -hı. ...ya da savunacaktır işte... ...bir işkolik olduğunda... dil evet. gibi başarı peşinde koştuğunda... Evet. ...bunun aslında başarısızlık korkusundan kaynaklandığını... ...kabul etmek zordur... ...şöyle savunacaktır... ...hayır başarı değerlidir... ...herkes başarılı olmaya çalışır... Doğru. ...ben de bunu yapmaya çalışıyorum... Hı -hı. Ee, o yüzden herhalde fark edilmesi daha zor ya da hı hı. E, e, çok aşırıya gidildiğinde ancak hı hı. E, tedavi ihtiyacı duyulan bir hı hı. mod değil mi? Hı hı. Şimdi başarı örneğinden gidince mesela şöyle söyleyeyim. işte bir dönemin köy enstitüsü öğretmenleri ve onlardan sonra yatılı öğretmen okullarında okuyan öğretmen grupları var. Çok idealistler. Hı -hı. Ve bunların yetiştirdiği öğrenciler de işte çok iyi yerlere gelmiş, çok başarılı, çok belki entelektüel ve donanımlı kimseler. Bakıldığında çok iyi görünüyor. E, ama o dönem belki e, dönemi eleştirmek değil de. Yani sadece başarı ve belli bir kariyere gelmek... Önemsenip kişilerin ruhsal başka ihtiyaçları, çocukların oyun ihtiyacı, keyif alma, tembellik ihtiyacı, Hı -hı. yaratıcılık, başka şeylerle de ilgilenme ihtiyacı. Yani bu ihtiyaçlar ihmal edilerek... Böyle programlandığında bir dönem öğretmeninizin gözüne girmek için, sistemin gözüne girmek için, size bakım verenlerin gözüne girmek için başarı çok iyi bir şey oluyor. Evet. Fakat sonra nerede duracağınızı bilemiyorsunuz. Mesela Hı -hı. ben hekimlerle çok fazla çalışıyorum. Çok tipiktir işte ilkokuldan beri çok çalışırlar. Sonra işte ya da mühendislerle de aynı şekilde çok çalışıyorum. Sonra en iyi üniversitelere girerler. Diğer arkadaşları daha belki keyifli bir çocukluk, ergenlik geçirirken... ...onlar böyle biraz zapturapt altında ders çalışırlar. Hı hı. Sonra çok zor bir eğitim hayatı. Üniversiteyi kazanınca mutlu olacaksın, olmadı. Hı. İşte bir fakülteyi bitirince mutlu olacaksın, olmadı. Hı hı. İşe girince mutlu olacaksın, olmadı. Bu kişiler hep o çıta yükselir. Çıta yükseldikçe hiç erişemedikleri bir mutluluk vardır. Baktığınızda çok başarılıdırlar ama... Başarılı hissetmezler. Orada o kişilerle onu çalışmak gerekiyor. Evet, başarı çok önemli ve yararlı. Fakat sen başarıdan başarıya koşarken bunun hazını da alamıyorsun, bunu yaşayamıyorsun. Ya da en ufak bir eksiklik sana başarısızlık gibi geliyor. Yani Hı -hı. burada şiddeti çok fazladır. Hı -hı. Ya yani Hı -hı. yıkılır. Hı -hı. İşte bir şeyde bir sınava girdi, istediği notu alamadı ya da işte 90 aldı diyelim ki. Yani 70 alsaydım daha iyiydi. Niye 100 değil? Hı hı. Gibi böyle bir başarısızlık hissi, e, limiti olmayan, durması olmayan bir durum. Oradaki aşırı telafide. Evet, fark etmesi zor oluyor. Özellikle mükemmeliyetçilik, kontrolcülük gibi sistemin, toplumun da desteklediği. Aynı akıllı çocuk, hı hı, ne hı hı. E, harika insan, işte parmakla gösterilecek kişi falan gibi böyle övüldü de bir şey ya değerli bir şey gibi. Hı 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 hı. Oralarda evet zorlanabiliyoruz, bırakmakta zorlanabiliyoruz. Başka birinde aşırı telafi modu olduğunu nasıl fark ederiz? Bu biraz önce saydığım gruplardan biri olabilir. Yani çok titiz olabilir, çok kontrolcü olabilir. İşte çok işkolik dedik o örnekte olduğu gibi. Ee, ya da e, çok ön plana çıkmaya çalışıyor olabilir. Yani çok gösterişli giyinmeye çalışıyor olabilir açık saçık giyiniyor olabilir ya da e, dış görünüşüyle ya da teatral davranışlarıyla bir, bir yerde her yerde en ön plana çıkmaya çalışıyor olabilir e, histriyonik özellikler de diyoruz buna e, burada kişi belki ım, çocukken işte kiloluydu... belki belki bir kız yani ne bilim oluyor ya, şaşılık oluyor sonra ha. ameliyat oluyor düzeliyor ama işte çocuklar da çok acımasız dalga geçiyorlar aralarını almıyorlar filan e, ne, ne yapıyor şimdi kendini daha güzel, önemli, işte şık hissederek daha varlıklı görünerek e, ya da her ortamda alan kaplayarak değerli, sevilen, e, kabul gören biri olmaya çalışıyor diyelim. Yani görürsünüz böyle öne çıkar bu kişiler hı hı. çabalarıyla, hareketleriyle hı hı, hı hı. E, öyle anlaşılabilir. Ya da işte bahsettik agresiflik, zorbalık, aşağılamak, işte kibir, başka insanlarla dalga geçmek vardır mesela bazı hani isim vermeyeyim ama bazı sanatçılar e, ya da işte e, bilinen ünlüler vardır böyle görürsünüz o sürekli kavga dövüş o ona hakaret Hı. ediyor ona bir şey yapıyor filan oralarda bir hep bir aşırı telafiler var gibi görünüyor Herhalde bu modların içinde Birlikte yaşanması en zor olan aşırı telafiyi Uygulayan değil mi Yani bir aile yaşamı içinde mesela Diğer fertler için Nasıl bir hayata sebep oluyor Tabi şimdi teslimci biriyle Evli olduğunuz ya da beraber olduğunuz Düşünün ya da kaçınmacı hani Kendi halinde ...hani uyumlu... ...birçok şeyi yapmaya çalışıyor... ...hep böyle diğer insanlar onun hakkında ne düşünür... ...diyor... ...düşünürken, uğraşırken... ...hep böyle uzlaşmaya ya da işte... ...fazla görünmemeye... ...problem yaşamamaya dönük... ...davranıyor... Tabii ...o kişilerle yaşamak daha kolay olabiliyor... ...aşırı telaficiler de... ...zaten daha çok o kişilerle... ...bir araya gelebiliyorlar... Hmm. ...böyle bir uyum olabiliyor... Evet dediğiniz gibi aşırı telaficilerle yaşamak diğer aile bireyleri için ya da iş yerinde çalışanlar için zor çünkü bu kişilerin talepkar modları daha önce bu programlarda onlardan da bahsettik. ...talepkar ve hatta cezalandırıcı modları çok güçlü olabiliyor. Yani sadece kendilerinden beklemekle yetinmiyorlar bütün bunları. Herkesin de bunları yapmasını bekliyorlar. Herkes böyle düşünsün, herkes böyle istesin, herkes çok çalışsın. <laughs> herkes güzel giyinsin, işte herkes e, titiz olsun gibi. Dolayısıyla yaşamı çekilmez hale getirebiliyor. Özellikle zorbalık ve... E, ağır narsisizm ya da ağır haklılık şeması gibi durumlarında zaten genelde bu kişiler bize tedavi amaçlı, terapi amaçlı gelmiyorlar. Hı hı. Genelde onların yakınları bize geliyorlar. E, partnerlerini ya da işte patronlarını ...arkadaşlarını, ev arkadaşlarını anlatıyor oluyorlar... ...ya da anne babalarını anlatıyor oluyorlar bize. Hı hı. Ee, o Farkındalığı da zor. Onların yapabileceği bir şey var mı peki? Yakınlarının yapabileceği bir şey var mı? Şimdi yakınlarında genelde boyun eğicilik... ...kendini feda, değersizlikle ilgili... ...diğer teslim ve kaçınma... E, ...türü e, şeyler olabiliyor. Başa çıkma mekanizmaları olabiliyor. Biz işte kendi özgüvenlerini... ...dayanıklılıklarını artırmak... Sınırlarını, gerçekçi sınırlarını yeniden tesis etmeyi çalışmak, hayır demeyi öğrenmek, dur demeyi öğrenmek, vermemeyi fedakarlıktaki hı hı. hani o kendini feda eden tarafı törpülemeye çalışmak gibi çalışıyoruz. Yani aslında güçlendirerek ee, zorba tarafa ya da o aşırı telafici tarafa meydan okuyan, bir dakika tamam artık yeter diyen, bir duruma getirmeye çalışıyoruz o kişilerle çalışırken hatta bazen tabii ki de o ilişkilerini sonlandırmaları gerektiği yönünde desteklerimiz de olabiliyor evet. örnekse eğer yani eşini şiddet uygulayan birçok insanlar biliyorsunuz kadına yönelik şiddet evet, e, çok e, yüksek oranları ve en çok da aile içi şiddet yüksek ve e, en çok kadın cinayetleri e, eşler Hı -hı. ve eski eşler tarafından ya da eski partnerler tarafından e, evet. uygulanıyor. Dolayısıyla şimdi evde şiddet varsa, zorbalık varsa, e, taciz varsa ya da bir gençle çalışıyorsunuz işte aile içi e, ensest, e, cinsel istismar veya başka bir yerde okulunda istismar edilebilir. Bu kişilere tabii ki bu ortamda durmamaları gerektiği, bununla baş etmeleri gerektiği ile ilgili destek ve yardımlarda bulunuyoruz buradan şu anlaşılmasın yani bu koca sana uygun değil sen bunu boşa <laughs> ya bu bu kız sana gelmez işte olmaz gibi değil demeye <laughs> çalıştığım kişilerin ruhsal bütünlüğünü koruyacak ve yaşamını tehlikeye atacak şeylerde bunu söylemek bizim görevimiz evet e, aşırı telafi modu hangi aşamada tedavi gerektiriyor? Ee, ki, biz hep tedavide şeye bakarız kendi işlevselliğini bozuyor mu yaşam kalitesini başkasınınkini bozuyor mu ee, bir şey bozmuyorsa eğer ne bileyim işte şimdi e, bir doçentlik sınavına hazırlanıyorsunuz diyelim ki e, bir KPSS'ye hazırlanıyorsunuz diyelim ki tabii ki oturup ders çalışacaksınız ikili ilişkilerinizi ihmal edeceksiniz belki Hı -hı. o dönemde hayatınızı birçok alandan fedakarlıkta bulunacaksınız. Şimdi oradaki aşırı çaba çok normal dönemsel bir şey ee, evet. Ama işte siz KPSS'yi kazandığınız ve bir yere yerleştiğiniz halde 7-8 kere daha KPSS'ye girmeye çalışıp daha yüksek puanlar elde etmeye böyle bir mutlu olmak için falan tatmin olmak için uğraşıyorsunuz. Orada bir herhalde bir dur demek lazım bir bakmak lazım. Aşırılığı fark ettiğimiz ne varsa onun üzerine eğiliyoruz. Yani kişiden kişiye çok değişiyor. Ben çok Hı -hı. severim yer damar damar insan kısım kısım diye bir Hı -hı. E, söz var atasöz var yani. Hangi kişide ne karşımıza çıkıyorsa problem olarak ona bir akort yapıyoruz. Hangi enstrüman evet. hangi notası bozulduysa ya da şey bozulduysa gibi. Tabii biz burada biraz genelleme yaparak konuşuyoruz Tabii, ama. Mecburen. nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor ve ne kadar sürüyor tahminen? Mesela ne yapıyoruz? Ne kadar sürüyor? E ben hep söylüyorum tamam mı devam mı ilkesi geçerli. Çünkü bitmez şemalarım. Şimdi ben yıllarca terapi gördüm. Kaç yıldır bu eğitimleri alıyorum? Almakla bitmiyor bu eğitimler. Sürekli yeni bir şeyler geliştiriliyor. Benim şemalarımın ya da işte aşırı telafilerim, teslimlerim, kaçırmalarımı hallettim mi? Hayır. Hala bir şeyler çıkıyor karşıma hala küçük akortlar yapıyorum. Bizim şema terapide, mod terapisinde yaptığımız budur zaten. Kişilere de bu alet edavatı verip kendi kendilerine akort etmelerini öğretmek. O yüzden bu yaşam boyu süren bir şey ama bir terapi hikayesi ne kadar sürer? 8-10 seans da sürebilir. 1 yıl 2 yıl da sürebilir. Ya çocukluk çağı travmalarına ve yaşamın ne kadar alanına hakim olduğuna bağlı. Yani belli alanlarda izole birkaç problem varsa burada daha küçük dokunuşlarla e, Sağlığından farkındalıklarla uzun süre idare edebilir kişi ya da bir dönem kısa çalışılıp hı hı. sonra e, ihtiyaç baş gösterip daha uzun soluklu çalışmalar da yapılabilir. Hı hı. Yine hep soyut kavramlar, kişiye özel şeyler Tabii. bizde konfeksiyon usulü bir şey yok <laughs> maalesef ki bizde hep şey kişiye özel tasarım. E, mesela bir örnek vereyim işte e, zorunlu kontrol hani her şeyi kontrol eden bir aşırı telafisi olan bir kişiye sorumluluğu başkalarına da bırakması işte bir şey yaptın mı ettin mi diye telefonla arıyorsa tekrar tekrar kontrol ediyorsa bunları artık yapmaması ile ilgili ödevler egzersizler planlıyoruz gerçekten böyle deliye dönebiliyorlar eyvah bunu yapmam lazım ben yapmazsam her şey berbat olur bu şirket batar bu çocuk ölür işte bu çocuğa kimse bakmaz bakıcı bunu unutur falan gibi sonra baktığında aslında kontrolü bıraktığında da her şeyin olağan devam ettiğini gördüğünde Fuzuli olduğunu fark edebiliyor. Aslında Hı -hı. önce fark ettirmek birkaç deneyden geçiyor. ...yapmadığında anlayabiliyor... ...ha bu o kadar da gerekli değilmişim... <laughs> ...böyle böyle oluyor tedavimiz... ...peki tedavi oldu... ...başarı sağlandı... ...sonra yeniden ortaya çıkıyor... ...çıkar bitmez ki... ...şemalar her şeyde tetiklenebilir... ...herhangi bir durumda e, tekrar tekrar ortaya çıkabilir... ...zaten doğalı da budur... <laughs> ...yani hayat çok dinamik ve değişken bir şey... ...bir sürü insanla muhatap oluyoruz... ...bir günümüz bir günümüze benzemiyor... Dolayısıyla bunların karşımıza çıkmaması düşünülemez. Orada şunu yakalamaya çalışıyoruz zaten. bu Öğrenmiş oluyor ya kişi şemalarını, mekanizmalarını falan çok kötü hissetti bir anda. Durup bir derin nefes alıp şöyle ayaklarını yere bir basıp bir sırtını yaslayıp şu an bana ne oluyor? İçimden hmm. ne geçiyor? Hmm. Ha, ben ne hissediyorum? Bunu hissediyorum. Ne, Neyin arkasından ben bunu böyle hissettim? Şu davranışın. Bu neyi tetiklemiş olabilir? Şunu. Evet. Peki... Niye bunu tetikledi? Çünkü ben çocukluğumda böyle bir şey yaşamıştım. Ya da işte geçenlerde seansta konuştuğumuz şu konuya çok benzemiyor mu? Ha evet bu benim şemalarımla şu kadar ilgili. Ben bununla ilgili şöyle düşünmeyi de seçebilirim. Böyle düşünürsem nasıl hissederim? Aa daha iyi hissederim. Peki böyle düşünürsem davranışım ne olur? Şu olur. Peki bu davranış beni hedefime, değerime, hayatta olmak istediğim yere yaklaştırıyor mu? Yaklaştırıyor. E o zaman tamam ben bunu niye yapmayayım ki? diyebilme fırsatı verir. Evet. Evet. Yatkınlık vardır ama farkındalığı olduğu için artık evet. farklı işleyecektir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arzu Erkan Yüce bugün de bize katıldığınız için ve veda vakti sevgili dinleyiciler. Deniz Ökmeci, Esra Kurşun Sıla Kaya, yapım yardımcısı Kübra Selçuk ve teknik yönetimde Serdar Özeren sizlerleydik. Sorunlar boyunuzu aşmadan bir uzmana danışın ya da bize ulaşın. Hoşçakalın.